Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyühel aziz. Kafirlerin medeniyetiyle müminlerin medeniyeti arasındaki fark. Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, batını da yakıyor. Dışı süs, içi pis, sureti menus, sireti makus bir şeytandır. İkincisi, batını nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sireti şefkat, cazibedar bir melektir. Evet. İlem eyyühel aziz, kafirlerin medeniyetiyle müminlerin medeniyeti arasındaki fark. Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Tabi Üstad bunları başka sadece anlatıyor değil mi? Bu felsefe ile Kur'an mukayesesini yapıyor değil mi? Onlar hep bunların izahı oluyor yani. İşte orada nokta isnadı kuvvet kabul eder diyor felsefede. İşte kafirin medeniyeti o yani. İşte Kur'an diyor, efendim neyi kabul eder? Evet, şey ya. Ne? Hakkı mı? Hakkı kabul. Kuvvete bile hakkı. İşte bu şekilde sayıyoruz zaten. İşte 12. şey değil mi? Sözden mi geçiyor? Ha? İşte oraya baktık mı orada buranın izahı oluyor yani. Felsefenin düsturları işte bugünkü medeniyetin şeyi esasları oluyor yani değil mi? Ha. Orada sayılanlar işte kuvvettir efendim işte sonra işte unsuriyeti kabul eder işte sayıyoruz satıyoruz şu anda hep sakında değil ha. Pekala. Ona karşı işte Kur'an medeniyetinde ne var? Hak, kuvvete bedel hak var. Efendim, fazilet var. Ondan sonra rabıta-i dini ve sınıfı var. Şeye karşılık. Aç bakayım, iyi soruya bakma. Ya şurayı yıkıyorum bir şey. Hı. Evet. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti hayat-ı şahsiye verdiği. Yok, şaşırır. Evet. Üçüncü esas, hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniye'nin hayat-ı içtimaiye-i beşeriye verdiği terbiyeler. Hı. Ama hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiyede nokta istinadı kuvvet kabul eder. İşte medeniyet. Bakıyorsun işte fennin ilerlemiş adam işte bugünkü Amerika olsun, Avrupa olsun, Rusya olsun değil mi? İşte güç doldururlar, ne yapıyorlar? İşte karşıdakini eziyorlar yani. Rusya 70 senedir ne yaptı ortada değil mi? Efendim söyleyeyim ne kadar milletleri esaret altına alacak. Amerika'nın daha dün Irak'a yaptığı ortada. İşte Avrupa'nın yine yaptıklarını yine biliyorsunuz daha yeni yeni Bosna'da şurada burada. Yani güç eline geçti mi vuruyorlar yani ama dıştan bakıyorsunuz efendim söyleyeyim çok meden insanlar, giyimleri, kuşamları, yolları, asfaltları mükemmel. Dışı süs. İçine giriyorsun maalesef içi pis. İçi pis he. Bura orayı anlatıyor evet. Yani. Evet. Kuvvete bedel. Evet. Yani kuvvete. Evet. Kuvvet kabul ediyor. Hı. Hedefi menfaat değil. Ha. Hedef menfaat. Menfaati oldu mu tamam. Ya. İşte oğluna menfaatsız şey yapmıyor. Yardım yapmıyor. Geliyorlar İslam ülkelerine ikramla görüyor, şaşıyor diyor. Bu buna niye yardım, ikram ediyor? Akıl almıyor yani. Yani menfaatsiz iş yapmamak onlarda inanç olmuş yani. İnanç. Tersini görünce akılları almıyor yani. Enteresan bir şey. Ben yıllar önce hani çavuşum askere bir sefer gitti işte 40 senede anlatıyor. Ben de Almanya'ya bir iki gittim. Her sefer anlatacağım onu. Duymayanlar vardır. Çünkü ilk gittiğimde herhalde Duisburg'daydı. Atilla kardeş orada. Bizi gezdiriyor işte Duisburg'u. Orada müthiş bir sükunet var yani. Sükunetten adam canı sıkılıyor yani. Burada gürültüden canı sıkılıyor. Orada sükunetten. Hiç ses yok bile. Neyse bir caddeye gezi baktık birisi şey yapıyor. İşte şarkı diyelim onları müzik söylüyor. Başında bir şey hiç unutmam. Hasır fötür. Hasır şöyle de bağlamış alttan boynuna. Elinde bir gitar. Ondan sonra böyle nasıl keyifli böyle. Oo bağırıyor. Dedim Atilla burada bir şey olmazdı böyle şamata gürültü. Bu adam ne yapıyor böyle hani? Dedi abi o dileniyor dedi.
Şaştım, dilbirin nasıl, ne dilenmesi o? Öyle diyor, dileniyor. Biraz da baktım bakayım, gitarın kabına birisi bir para attı. Dedik şimdi bu para niye attı biliyor musun? Dedim yok. Müzik dinledi ya, onun parasını verdi dedi. Müziğin parasını verdi. Yani acıdı da yardım etti, öyle bir şey yok onlarda. İhtiyacın var ha. Gel bir türkü söyle, sana para vereyim. Ya ben derdim, ben neden sana türkü söyleyeyim? Mümkün değil. Türkü söylemezsen benden para alamazsın. Yani işte buradan bakın Avrupa'ya. Ne kadar perişan olsan da şarkı söyleyeceksen ki beyefendi para versin sana. Dedi bu müziğin parasını verdi dedi. Her şey menfaatı dayattırılmış. Hiç alakası yok bizim medeniyetimize ya. Teknik başka, fen başka, medeniyet başka. Evet. Evet, düstur hayatı cidal tanır. Ha, hayatta düstur mücadele. Mücadele eden kazanmış. Kuvvet olacaksın, mücadele edeceksin. Hayatta esas cidal değil, mücadele de diyor. Ha. Evet. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyet tutar. Yani ırkçılığı esas alır. Ha. Evet. Semerati ise hevasat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. İşte o Fransızlar o Cihan Harbi'nde bir kiliseyi vurmuşlar da kilisenin tepesi kopmuş. Minare demek de onun şey, neyse işte. Onu tamir etmiyorlar. Gelen nesil baksın ki Fransızlar bize vurmuşlardı zamanında. Bir yandan böyle, bir yandan da Avrupa Birliği'ne kuruyorlar. Aranda menfaat var ya, orada tarih mahir unutuluyor. Ondan sonra menfaat olduğunu bir yere geliyorlar ama bir yandan da ırkçılığı muhafaza ediyorlar yani. Tabii. Irkçılığı, müthiş ırkçılığı. Almanlar da, Fransızlar da. Evet. Halbuki kuvvetin şeni tecavüzdür. Hı. Menfaatin şeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-i cidalın şeni çarpışmaktır. Hı. Unsuriyetin şeni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti sel bulmuştur. Ama hikmeti Kur'aniye ise nokta-i istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Müminlerin medeniyeti bu işte. Bu okuduğum kafirlerin medeniyetiydi. Değil mi? Evet. Ha, o göre değerlendirelim inşallah. Ha. Evet. İslam medeniyetinde ne var? Kuvvete bedel hak. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Ha. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahiyi kabul eder. İnsan gayesi ne? Menfaat kazanmak değil de. Ne olacak menfaat kazanmak yani? Bırakıp gideceksin. Ya çok kazandın ne olacak? Varislerden çok para bırakacaksın. Onlar yiyecek, sen de hesap vereceksin. Türkçesi bu yani. Nasıl değil mi? Ama fazilet dedi mi? Fazilet rıza ilahi ruha mal oluyor. Yani ruh da ölümsüz değil mi? Bununla beraber kabre giriyor. O faziletten, o rıza ilahiden, o sevaptan kabirde de, mahşerde de, cennette de istifade ediyor. He. Hayatta düstur-ü cidal yerine düstur-ü teavüne esas tutar. Yardımlaşma. Bize mücadele yerine yardımlaşma var tabi. Ya. İşte sadakalar, efendim söyleyeyim işte, zekatlar, işte her türlü yardımlar. Bu, yere düşmüş taşı kaldırmak sadaka kabul edilmiş Allah'ın. İslamiyete bak yani. Hem işin görsen hem ibadet yapıyorsun. Zaten yolda gidiyorsun hani. Bir taş gördün ya bu müminlere eziyet verir diye. O niyetle ama. Ama o niyetle kaldırdın mı ibadet oluyor Allah. Hiçbir şey olmasa diyor, güler yüz. Mümine güzel yüz göstermek sadaka oluyor. Çünkü onun gönlünü hoş ediyorsun ya, fakir de para versin, gönlü hoş olur. Can sıkıntılı bir selam verirsin, gönlü hoş olur. Hatırını sorarsın, gönlü hoş olur. O da sadaka dinimizde yani. Evet. Esas yardımlaşma. Zaten Üstad bunu anlatıyor, kainata yardımlaşma esas diyor. Ya, tabii. Yani iki tane balık, bir balık kovalamış, yutmuş hani, ormanda aslan ceylanı yakalamış. Ha bunlar esas alıyorlar hani. Ceylanın eceli gelmiş. Aslan da sebep olmuş, koç. Ne zaman da yaşayacak hani. Ama o güne kadar yaşamışlar yine. Aslan var ki o da yine o yaşa gelmiş yani. Şimdi eceli gelmiş. Ama kainata baktım Üstad ne diyor, büyük örnekler veriyor bize. Nebatat hayvanatın imdadına koşuyor diyor, bu nasıl mücadele? Değil mi? Cemadat yani yağmurlar nebatat imdadına koşuyor. Güneş gözümüz imdadına koşuyor. İşte atmosfer ciğerimiz imdadına koşuyor. Bunda nasıl mücadele oluyor bu? Kainata yardımlaşma esas. Değil mi? Bizim de kainattan örnek alıp aramızda yardımlaşmamız lazım. Ha. Evet. Evet. Cemaatlerin rabıtalarında
usuliyet milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Evet. Din kardeşliği, sınıfı ise diyelim aynı sınıfta olan kimseler, mesela tüccara bir yere geliyorlar, doktora bir yere geliyorlar değil mi? Mesela bir işbirliği yapıyorlar, şirketler kuruyorlar vesaire vesaire, bu demek. Gayatı hevasat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu maliyata teşvik, yükseklere ve hissiyatı ulviyesini tatmin eder. Peki, bu da kadar. Yani bu iki medeniyetin muazzemesi burada işte. Şimdi oradan da okuyorum şimdi. Evet. Birincisi medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Kafirler medeniyeti. Zahiri parlıyor. Hı. Batını da yakıyor. Hı. Dışı süs. İçi pis. İçi pis. Ne güzel tarif. Sureti menus. Ünsiyet veriyor. Hoşan gidiyor. Sireti maküs bir şeytan. İçi tam tersi. İkincisi batını nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, kardeşlik, sureti muavenet, yardımlaşma, sireti şefkat, içinde şefkat var, cazibedar bir melektir. Evet, mümin olan kimse iman ve tevhid iktizasıyla kainata bir mehdi uhuvvet nazarıyla baktığı gibi mehdi uhuvveti. Bütün mahlukatı bilhassa insanları, bilhassa İslamları birbiriyle bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Bütün mahlukatı. İşte güneş sistemi belli değil mi? 12 kardeş, bir babadan gelme. Evet. Çok rahat yardımlaşıyorlar, çatmadan, dövüşmeden. Biz iki kardeş dövüşür, orada 12 kardeş. Pekala, evet. Çünkü iman bütün müminleri bir babanın cenah-ı şefkati altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor. Evet. Şimdi babamız bir, annemiz bir, öyleyse kardeşiz. Birbirimize yardım etmemiz lazım. Öyle diyor değil mi? Ama şimdi uhuvvettir sözü ne diyor? Halikiniz bir, malikiniz bir, razıkınız bir değil mi? İlahir binler esma-i hüsnü addedince birlik rabıtalarımız var diyor. Yani. Mümin böyle baktırınca kardeşlik rabıtaları artıyor yine. Evet. Küfür ise öyle bir bürüdettir ki soğukluk. Kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Hı. Ve bütün eşyada bir nevi ecnebilik tohumunu ekiyor. Ve her şeyi her şeye düşman yapıyor. Hatta hamiyeti milliyelerinde bir uhuvvet varsa da muvakkattır. Irkçılıkta, milliyetçilikte bir beraber yere girdiler, mitrikan yapıyorlar işte. Gösteri yapıyorlar falan. Görünce ki bunu çok seviyor birbirlerini. Ama sofraya geldin mi birbirinin yemeğini kaçırıyorlar. Evet, menfaate geldin mi? Evet. Ve ezeli, ebedi iftirak ve firak ile muttasıl ve mahluk. Muvakkat ediyor, gençlik dönemine münhasır. Zaten onu da tahlil ediyor bakıyor. Hastalıkta işe yaramıyor, ırkçılık. İhtiyarlıkta işe yaramıyor. Ölümde hiç işe yaramıyor dedim. Ölümden sonra ırk diye bir şey yok. Galiler hep burada. Değil mi? Evet. Muvakkat ediyor. Peki. Ama kafirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyat-ı sanayi bunlar tamamen medeniyet-i İslamiye'den, Kur'an'ın irşadatından, edyan-ı semaviyeden inikas ve iktibas edildiği lemaat ile sünuat eserlerinde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. Raci'hüma tera emren azimen gafela anhun nas. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Vahiru davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.